Herkese merhaba sevgili arkadaşlar EKPSS 2024'de hazırlanırken deneme sınavlarına devam ediyoruz. Bu videomuzda 60 soruluk EKPSS denemesini ayrıntılı açıklamalarıyla birlikte çözeceğiz. Hem önceki bilgilerinizi test edeceksiniz hem de yeni bilgiler öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu videomuz EKPSS zihinsel orta öğretim düzeyinde olacak. Bu videomuzda toplam 60 soruyu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Genel yetenek testinde 15 Türkçe, 15 matematik toplam 30 soru. Genel kültür testinde 13 tarih, 5 coğrafya, 6 yurttaşlık bilgisi, vatandaşlık, 6 da güncel bilgiler olacak. 13 tarih sorusunun 10 tanesi Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinden, 3 tanesi Türk kültür ve medeniyetlerinden gelecek. Türkiye coğrafyasından 5 soru, güncel konulardan 6, yurttaşlık bilgisi yani vatandaşlıktan 6 soru gelecek. Toplam 60 soruya Türkçe testi ile başlayalım. Evet birinci soruyla başlayalım. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır? Açıklamaların birincisini okuyorum birinci ve ikinci sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır diyor. Evet şimdi birinci ve ikinci sözcüklere bakacağız. Üçüncüleri şöyle çiziyorum. Evet birinci ve sözcük arasında zıt anlamlılık arayacağız. Yarar, zarar. Evet zıt anlamlıdır. Doğru. Uzak, yakın. Evet zıt anlamlıdır. Bu da doğru. Yaş, kuru. Evet, yaşın zıttı yani tersi kurudur. Doğru. Doğal, tabi. Evet, tabi değil zıt anlamlısı. Doğalın zıt anlamlısı yapay arkadaşlar. Yapay, üçüncü de değil, ikinci de olmalıydı. Böylece D seçeneği yanlış diyoruz. Cevabımız D olacak. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildir? Evet, Şimdi A seçeneğine bakalım birlikte. Kırım Hanları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında Han'a ulaştık. Evet burada Han hükümdar ilk cümlede. Altındaki cümlede de Han yani eskiden kullanılan ev şeklinde eş seslidir. İkisi doğru değildir. Eksi olanı bulacağız biz. B seçeneği bizim kır evinde büyük bir kütüphane var. Ara sıra kır kokuları getiren bir rüzgar esiyor. Evet şimdi kır kır. Normalde kırmak eş seslidir arkadaşlar. Kırmak var bir de kır var. Çimlerle dolu olan alan. Ancak burada da çimlerle dolu olan alan anlamında kullanılmış ikisinde de. Kırmak anlamı olmadığı için eş sesli değildir diyorum. Yine de diğerlerini inceleyelim. Yarışmada iki kişiyi birden mat ettim. Yani eledim, yendim anlamında. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mat olmuş. Yani bu da rengin koyuluğu açıklığıyla alakalı eş sesli. Yani anlamları farklı, yazılışları aynı ikisi de mat şeklinde. Ama farklı anlamlara geliyorlar. Eş sesli bu demek zaten. Bu da doğru. D seçeneği. Gurbet elde başına bir hal gelmesin, eline bir kitap alıp koltuğa yavaşça oturdu. Burada gurbet elde yabancı anlamında eline kitap alıp koltuğa yavaşça oturdu derken de bir organ olarak elden bahsediliyor. Anlamları farklı, yazılışları aynı, eş seslidir. Yanlış olan B seçeneğiydi zaten. Soru 3. Kök bir sözcüğün parçalanamayan en parçalanamayan anlamlı en küçük parçasıdır. Kökün kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin bulunması gerekir. Evet buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin kökü yanlış gösterilmiştir? A. Korkunç bir rüya görmüş gibi yataktan fırladı. Korkunçun kökü kork. Evet korkmaktan geliyor. Doğru gösterilmiş, yanlışı bulacağız biz, eksi olanı bulacağız. B. Çorbaya bir tutam da kırmızı biber atmalıydım. Evet, tutamın kökü tutmak, tut'tan geliyor. Bu da doğru. Bakın kök devamıyla bağlantılı olacak. Bunu unutmayalım. Mesela balık kelimesi baldan gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bal ile balık arasında bir anlam ilişkisi yok. Balığın kökü balıktır. Kök halindedir zaten. C seçeneğine bakalım. Obadakilere yeterli sayıda çadır olmadığını söyledi. Yeterli yetmekten geliyor. Evet. Yetiyordan geliyor. Doğru. D seçeneği. Matbaaya büyük bir bayrak asmayı unuttuk. Bayrakın kökü bay değildir arkadaşlar yanlış diyoruz. Bayrak zaten kendiliğinden kök halindedir. Herhangi bir ek almamıştır arkadaşlar. Yanlış gösterilen D seçeneğidir. Diğer soru Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamı hangisidir? Evet deyimde anlam göreceğiz şimdi. Parçayı okuyorum. Ahmet odasında bir tıkırtı duydu. İçeri girip baktı yatağının karşısındaki koltukta ufak tefek garip bir adam oturuyordu. Onu görünce ödü koptu. Evet. Ödü koptu deyimi anlamı nedir? Bakalım aşağıdakilerden hangisidir? Ödü koptu dersek çok korktu anlamında kullanmış oluruz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir? A. Arkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemiyorum. Bu bir deyimdir arkadaşlar. Yarı yolda bırakmak yani arabadan yarı yolda indirmek değil. Bir işte onları bırakmak, onların yanından ayrılmak. Bu deyimdir arkadaşlar. B. Onun aklı bir karış havada. Evet, Aklı bir karış havada demek deyimdir. Bu sıcakta karşı köye gitmek gözünde büyümüştü. Evet bu da bir deyimdir. Deyimler aynı zamanda mecaz anlam taşırlar arkadaşlar. D seçeneği öyle bir baş ağrısı çekiyordu ki gözlerini açamıyordu. Gerçekten baş ağrısı çekiyor gerçek anlamda kullanılıyor arkadaşlar bir deyim anlamında değildir. Cevabımız yine D seçeneği olacak. Diğer soruya geçelim. Numaralandırılmış sözcüklerimiz var. Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğundaki sıralama nasıl olur diyor. Anlamlı ve kurallı bir cümlenin sonunda ne olur? Yüklem olur arkadaşlar. Yüklemi ne? Bakalım başka dilini öğrenemez. Kendi dil bilmeyen. Evet bunlar da yüklem yani fiil hangisi olacak? Üçüncü sıradaki öğrenemez olacak. Yani 3 sonda olacak. Bakıyoruz 3'ün sonda olduğu. A ve B'yi eliyorum. C ve D de 3 sonda. Evet. Bu cümleyi şu şekilde siz de görebilirsiniz. Kendi dil bilmeyen başka dilini öğrenemez şeklinde mi? Evet bakıyoruz şimdi. Şuradan da yola çıkabilirsiniz. Sizin kafanız karışmasın. 5 ve 4. İlk önce 4'ü getirelim. 4. Kendi sonra 2 dilini sonra 6 bilmeyen. Evet, kendi dilini bilmeyen doğru gidiyoruz C seçeneğinde. Başka dil öğrenemez. Evet. Kendi dilini bilmeyen başka dili öğrenemez. C seçeneğinde doğru. Yani biz ilk önce yüklemi bulduğumuzda şıkları elemek için buluyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Daha sonra da sırayla deneyebilirsiniz. Şu cümleden çıkarımda da bulunabilirsiniz ancak deneyerek gitmek daha sağlıklı olacaktır. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç anlamı vardır? Sebep sonuç diğer adıyla neden sonuç anlamı A. Aşağı yukarı bir ay önce bu mahalleye taşındı. Taşındı. Neden taşındı? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Neden sonuç anlamı yok. B. Masanın üzerindeki dergilerden birini alıp okumaya başladı. Okumaya başladı. Neden? Yine bir cevabımız yok görüyorsunuz. Nedeni yani sebebi yok. C. Şehrin gürültüsünden bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Uzaklaşmak istiyordu. Neden? Yine cevap yok. D seçeneği eski şarkıları dinlediği için derin hayallere daldı. Derin hayallere daldı. Neden? Çünkü eski şarkıları dinlediği için. Evet. Bu neden ya da sebep? Burada da sonucumuz var arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği oluyor. Evet diğer soru. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Yani bu sözleri söylüyorsa o kişi nasıl birisidir diyor. Evet okuyalım birlikte. Seyahate çıkmadan önce ne olur ne olmaz diye yanıma gereğinden daha fazla yiyecek ve giyecek alırım. Aracımın tüm bakımlarını yaptırırım. Başıma gelebilecek şeyler için önceden hazırlıklı olurum diyen kişi nasıldır? Tedbirli bir kişidir. Cevabımız B seçeneği olacak. Önceden tedbirini alıyor her iş için. Evet, bu parçada yay ayraçlı gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Evet. Hey! Genç sanatçılar. Evet, Şimdi hey de derken bir seslenme var. Oraya ünlem getirmeliyiz diye hemen acele etmeyin. Çünkü buraya eğer ünlem gelecek olsaydı buraya dikkat edin. Genç sözcüğünün G'si büyük harfle başlamalıydı ama değil. Bu yüzden ünlem için acele etmeyin. Oraya bir virgül koyun. Virgülümüzü koyalım. Genç sanatçılar dedikten sonra seslenme tamamlanmış oluyor. Buraya bir ünlem koyabiliriz. Hava artık çok sıcak. Bakın görüyorsunuz havanın H'si artık büyük ile başladı. Ünlem soru işareti nokta iki nokta gibi üç nokta yan yana iki nokta üst üste üç nokta yan yana gibi noktalama işaretlerinden sonra büyük harf kullanılır. H gibi G gibi büyük harf ile başlar arkadaşlar. Buna dikkat ediniz. Evet devam ediyor cümle. Hava artık çok sıcak. Doğaya çıkma vakti geldi. Buraya da bir nokta koyabiliriz. Cevabımız böylece A seçeneği oluyor arkadaşlar. Diğer soru. Bu parçada numaralanmış noktalardan hangisi yanlış kullanılmıştır? Bir noktalama hatası, bir yazım hatası arayacağız bu soruda. Sempozyum yarın 13.00 Evet görüyorsunuz saatlerde arasına nokta konur. Doğru. Bazıları iki nokta konur diye düşünebilir arkadaşlar. Nokta konuyor saatlerin arasına burada doğru. İlk gün konuşmacılar arasında Prof. Dr. İlber Ortaylı da varmış. Görüyorsunuz kısaltmalarda nokta kullanılır. Burada da doğru gidiyoruz. İkinci gün kimlerin katılacağını henüz öğrenemedim. Evet burada dikkat edin. İkinci bakın ben böyle yazdığımda okuyun bunu arkadaşlar benim yazdığımı. İkinci yazmış oluyorum zaten. Ayrıca bir daha nci yazmama gerek var mı? Şimdi bunu birlikte okuyalım şöyle kalemle ikinci inci görüyorsunuz ikinci inci olmuyor arkadaşlar buraya noktalama doğru ancak oradaki sözler hatalı ya da oradaki sözleri koyabilirsiniz iki kesme işareti inci şeklinde bu da doğru ya nokta olmayacak ya da oradaki inci olmayacak arkadaşlar böylelikle Üçüncüsü yanlış. C seçeneği yanlış kullanılmıştır. Evet diğer soruda bu parçada neden söz edilmektedir? Bakalım parçayı okuyalım. Gökkuşağı su damlalarına çarpan güneş ışınlarının yansımasıyla oluşur. Su damlalarının içine giren güneş ışınları renklerine ayrışır. Sonra bu rengarenk ışınlar su damlalarının arkasından yansır ve geldikleri taraftan ama farklı bir açıyla dışarı çıkar. Bu tek bir su damlasında değil, aynı anda milyonlarca su damlasında gerçekleşir. Onlardan gözümüze gelen rengarenk ışıklar da su damlalarının olduğu yerde bir gök ışığı görmemize neden olur. Evet, neyden bahsediyor arkadaşlar? Direkt ışıkları okumadan kafamızda bir şey şekillensin. A. Yağmur damlalarının renklerinden. B. Gökkuşağındaki renklerin özelliklerinden. C. Gökkuşağının nasıl oluştuğundan. D. Güneşin su damlalarına etkisinden. Cevabımız C seçeneği gökkuşağının nasıl oluştuğundan arkadaşlar. Başından sonuna kadar bir gökkuşağının nasıl bizim gözümüze rengarenk göründüğünden bahsediliyor. Bir diğer soru. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gerçekleşmiştir? Evet, bir kısmını okuyalım belki yarısında hangi zaman diliminde olduğunu çıkarabiliriz. Tosun Bey dışarı çıkıp aceleyle atını değiştirdi. Padişahın otağını tek başına arayacaktı. Güneş batmış, hava kararmaya başlamıştı. Evet, bakın şurayı çizelim. Güneş batmış, Hava kararmaya başlamıştı. Devam edelim. Köpüren derelerden geçti. Orman yollarına girdi. Tepelere çıktı. Dört yana naralar savurdu. Evet. Şimdi buradan sonrasını okumamıza gerek yok sanırım arkadaşlar. Burada çizdiğimizden yola çıkarsak. Güneş batmış hava kararmaya başlamıştı. Sabah değil. Öğlen de değil. Artık Akşam ya da gece ancak güneş daha yeni battıktan sonra yeni yeni hava kararmaya başlamıştı dediği için gece de olmaz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği akşam olacak. Evet, devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Şahıs, zaman, olay, mekan. Şimdi parçayı okuyalım. Şahıs kişi de demektir. O şekilde bakabilirsiniz. Koskocaman adamdı. Çocukluğunda hayalini kurduğu mavi bisiklete ancak şimdi bu soğuk Eylül sabahında sahip olabilmişti. Gözleri daldı. Bir süre çocukluğunu düşündü ve hüzünlendi. Evet, şimdi hikaye unsurlarına sırasıyla bakalım. Evet, şahıs. Burada bir kişi var mı? Koskocaman adamdı çocukluğunda hayalini kurduğu mavi bisiklete ancak şimdi bu soğuk Eylül sabahında sahip olabilmişti. Şimdi bir kişi var ama biraz düşünelim diğer şıklara bakalım. Zaman. Evet bu soğuk Eylül sabahında dediği için zaman vardır. Bakın Çocukluğunda hayalini kurduğu mavi bisiklete ancak şimdi sahip olabilmişti. Gözleri daldı. Çocukluğunu düşündü, hüzünlendi. Bir olay var. Olay örgüsü var. Mekan var mı? Mekan var mı inceleyelim. Çocukluğunda hayalini kurduğu mavi bisiklete ancak şimdi bu soğuk Eylül sabahında sahip olabilmişti. Gözleri daldı bir süre sonra düşün. Görüyorsunuz mekana ulaşamadık. Yani yer buranın neresi olduğu belli değil. Şahıs kim? Koskocaman bir adam olan kişi. Evet böylelikle D seçeneği mekana yer verilmemiştir arkadaşlar. Bir diğer soru. Artık son iki soruya geçtik Türkçe'de. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Lokman hekime hastalarımıza ne yedirelim diye sorduklarında şu cevabı vermiş. Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin demiş. Evet, acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin. Evet, vurgulanmak istenen düşünce hangisi? Evet, bir hastanın iyileşmesi için moral çok önemlidir. Kötü söz söyleyip onun moralini bozmayın yeter demek istiyor Lokman Hekim. Cevabımız A seçeneğidir. Evet. Biraz uzun bir parça ama cevabı çok kısa. Kolay böyle sorulardan sakın korkmayın. Okuyun. Kitap okumaya da sınava kadar en az devam edin arkadaşlar. Bu hem zamandan kazandıracak hem soruları daha kolay çözeceksiniz. Bu parçada sözü edilen ülkede yel değirmenlerinin kullanım amacı Aşağıdakilerden hangisidir? Yel değirmeni demek rüzgar değirmeni şeklinde yel rüzgar düşünebilirsiniz. Burası her tarafında su kanalları bulunan bir ülke. Çünkü ülke topraklarının dörtte biri su seviyesinin altında. Burada çok fazla yer değirmeni yel değirmeni var. Bunlar toprakları su baskınından korumak için kullanıyor, kullanılıyor. Evet, Yel değirmenlerinin kullanım amacı neymiş? Sorumuzda onu soruyordu bize. Kullanım amacı toprakları su baskınından korumak için kullanılıyor diyor. Şıklara bakıyoruz. B seçeneğinde görüyoruz su baskınlarını önlemek için. Bakın hepsini okumadım bile. Burada soruyu aklımda tutmuştum. Cevabı soru bu parçanın içinde gizli zaten. Böylelikle 15 Türkçe sorusunu yavaş yavaş size açıklayarak çözmeye çalıştım arkadaşlar. Aynı şekilde 15 matematik sorusunda ayrıntılı şekilde size anlatacağım. Bahçemizde 116 tane kayısı fidanı, 320 tane erik, 100 tane de şeftali fidanı var bahçede toplam ne kadar fidan vardır dediğimizde kayısı, erik ve şeftali fidanlarını toplam dediği için üçünü de topluyorum. Şu şekilde 116, 320 ve 100. Üçünü alt alta yazıp topluyorum. Tek işlem yapacağım. Altı aşağıya. 2 1 daha 3 0'ı saymıyorum. 3 1 daha 4 1 daha 5 536 fidan vardır. Evet, cevabımız C seçeneği. Diğer soru, aşağıdaki şıklardan hangisinde tek sayılar bir arada verilmiştir? Evet. Tek sayıları ben buraya sizin için yazdım. Rakam olarak 1 3 5 7 9 bu iki basamaklı, üç basamaklı da olsa sondaki yani birler basamağına bakacağız. Burası 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, tamam mı? Bu sayı doğal sayı böyle olursa tek doğal sayı olur. Şimdi hepsinin tek olduğu A seçeneğine bir bakalım. Hangisi de hepsi tek? 3, 9 evet tek ama 2 verilmiş burada. 2 çift sayıdır. B'ye bakalım 5, 4. Burada da 4 çift sayıdır. C seçeneği 9, 1, 5, 3. Evet. C seçeneğinde hepsi tek sayı olduğu için C şıkkını işaretliyorum. Bir diğer soru yukarıda verilen kurala göre A artı B toplamı kaçtır? İlk önce gördüğünüz gibi burayı okudum. Şimdi kuralımız neymiş? 1 var çarpı 2 aşağıya geçiyorum bakın. Şurayı takip ediyorum. 1 çarpı 2 2 imiş. 2 çarpı 2 4'müş 4 çarpı 2 8'miş a yazmışlar 8'mişi ben yazdım üstüne A'yı buldum artık 8 çarpı 2 16'ymış doğru 16 çarpı 2 kaçmış Eğer, bulamıyorsak hemen şöyle bir köşede hızlı bir şekilde 16 yazıyorum. Çarpı 2. 6 kere 2. 12 elde var. 1. 2. 1. 2 kere 1. 2. Bir de elde. 3. B de 32 imiş. Bizden ne istiyor? 32 ile 8'in toplamını istiyor. Cevabımız 40. B seçeneği. Hemen devam ediyorum hızlıca. Saat 15.30'da evden çıkan Kübra 2 saat 15 dakika sonra buraya dikkat edelim. Okulda oluyor. Kübra saat kaçta okula varmış olur? Evet. Evden çıkış saati 15.30'u yazdım. 2 saat 15 dakikayı yazdım. Sonra dediğim için toplayacak mıyım bunları? Çıkaracak mıyım? Evet, toplayacağım. Ekliyorum üstüne. Evet. Normal 6 alt alta toplama yapıyorum. 0, 5 daha 5. 3, 1 daha 4. Bu kısmı yaptım. Hemen iki noktayı koyuyorum. Sonra 5, 2 daha 7'yi yazdım. 1'i de aşağıya indirdim. Cevabım 1745. E seçeneği. Toplama mı çıkarma mı olduğuna karar verirsek çok basit bir soru. Evet kümeler sorusu liste yöntemiyle verilmiş kümeler. Evet, böyle liste yöntemi diyoruz buna. Şema yöntemi de neydi? Bu şekilde yuvarlak A kümesi gibi yapabilirdi. Ama bu şekilde vermiş. Şimdi bu kümelerde şu ifadeye dikkat edin. S öyle n z gibi. Burada şu ifade şöyle aklınızda kalsın. Aynı tamam mı? Aynı Evet S ve Z kümelerinde aynı olanları bulacağız. Bu ifade kesişim kümesi yani kesiştikleri aynı olan elemanları bulmamızı istiyor. Neymiş ben zaten mavi ile işaretledim gördüğünüz gibi. Sınavda bunlar tabii ki siyah olacak. Biraz öğretme denemesi gibi olduğu için ben bu şekilde işaretledim. 1, 3, 8 ikisinde de var. Başka ne var onu da siz bulun. Evet bir de gördüğünüz gibi ikisinde de 5 var. 1, 3, 5, 8 hangisinde var? Evet şöyle C seçeneğinde görüyoruz. Devam edelim. 7893 sayısında birler basamağı ve yüzler basamağındaki sayılar değiştirildiğinde oluşan sayı kaçtır? Evet sayıyı doğal sayıyı buraya yazdım aşağıya birler, onlar, yüzler, binler basamağı olarak da ayırdım sizler için. Şimdi hangilerini yer değiştirmemizi istiyor? Birler basamağı ve yüzler basamağı. Şimdi sayıyı şuraya tekrardan yazıyorum. Şıklarda zaten göreceğiz. 7 aynen kalıyor binler basamağını değiştirme diyor. Buradaki birler nereye gelecekmiş? Yüzlerin olduğu yere. Yani 3 yazıyorum. 9 sabit kalıyor burada. Bakın 7 ve 9 sabit. Hiç ellemedim onları. Ve burada 3 yerine de ne gelecek? Yüzler basamağındaki 8 gelecek. Evet. Burada gördüğümüz sayı şıklarda gördüğümüz an işaretleyebiliriz. A seçeneğini 7398. Devam edelim. 4 düzüne balonun 2 destesi patlarsa. Geriye kaç balon kalır? Şimdi buraya destenin ne olduğunu düzinenin ne olduğunu yazdım arkadaşlar. Bir deste 10 bir düzine 12. Şimdi bunların işlemlerini yapalım. İlk önce 4 düzine diyor. Düzine nerede? Aşağıdakinden başlayayım. 4 düzine yani düzine bir tanesi 12 idi. 4 düzine diyorsa 4 ile çarpacağım. 12 çarpı 4 Siz kenarda da yapabilirsiniz. Ben Buraya yazıyorum. 48. 8'i düzelteyim. 48. Şuraya kadar yaptım. Devam ediyorum. 2 destesi patlarsa deste de 10'du. Kaç deste? 2 deste. Çarptım. 10 kere 2. 20. Şimdi balonumuz kaç taneymiş en başta? 48 taneymiş. Bunun 2 destesi yani 20 tanesi patlarsa diyor. Buraya toplama mı yazacağım, çıkarma mı? Evet, patlarsa eksilir balonlar o yüzden eksi. 8'den 0 çıktı. 8. 4'ten 2 çıktı. 2. Yani 28 balon kalır. Cevabımız E seçeneği. Hemen devam ediyoruz. En büyük 3 basamaklı sayı ile. Şimdi durdum. Şimdi bu en büyük 3 basamaklı sayıya bir tane sayı yazacağım ben. Evet. 3 basamak dediği için 1 2 3 tane çizgimi koydum. Bu çizgileri dolduracağım şimdi. Evet, en büyük 3 basamaklı nelerden oluşacak bu? Çizgiler rakamlardan oluşacak. Bu rakamların en büyüğü hangisi arkadaşlar? Tabii ki de 9. Buraya en büyük dediği için 9'dan başlıyorum. Evet rakamları farklı demediği için hep en büyüğünü yazabilirim. Yine 9 ve yine 9. 999 oldu. <laughs> Devam edelim. Yani biz burayı bulduk şu an. En büyük 3 basamaklı sayıyı bulduk. Şimdi de en küçük 4 basamaklı sayı diyor. Şöyle araya bir çizgi koyayım. 4 basamak dediği için 1, 2, 3, 4 çizgimi koydum. En küçük diyor. Bakın burada en küçük hangisi? 0. Ancak biz hiçbir sayıya yani 4 basamaklı olması için 0 ile başlamayız. Ne ile başlarız? Hemen yanındaki 1 ile başlıyorum. Bundan sonraki çizgileri artık 0 koyabilirim. 0 da açıldı. Şimdi en küçük 4 basamaklı rakamları farklı demediği için hepsine 0, 0, 0 koyuyorum. Evet hepsini bulduk. Şimdi bu da 1000'miş en küçük 4 basamaklı sayı. Bizden ne istiyor son olarak? Bunların toplamı kaçtır diyor. 1000 ile 999'u toplarsak 1000, 90, 9 olacak. Cevabımız E seçeneği. Hemen devam edelim. Songül abla günde 200 cm örgü örüyor. Songül abla bir haftanın sonunda kaç cm örgü örmüş olur? Evet, bir hafta 7 gündür. 200 ile 7'yi ne yapacağım? Çarpacağım arkadaşlar. Cevabımız 1400 cm olur. Yani 200'ü 7 tane 200'ü yan yana yan yana yan yana yan yana yan yana yazıp hepsini toplayabilirdim ama bu işlem çok uzun. Toplamanın kısaltması, kısa yolu nedir? Çarpmadır. Hemen 10 saniyede soruyu çözmemi sağladı çarpma. Cevap 1400 cm. Devam ediyorum. Evet bir kesirler sorusu. Kesirler için biraz çarpma bölmeyi iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlk önce kategoriye ayırmış. Şu kısmı yapacağım. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplamam gerekiyor. Şimdi ilk önce alttakilere bakıyorum. Alttakileri ikisi de 2. Payda diyoruz. Paydaları 2 ise yani ikisi de eşit ise toplayabilirim üst tarafları artık. Eğer eşit değilse farklı bir işlem yapmam gerekiyordu. 3 ile 1'i topladım. 4. Bakın buraya dikkat. Paydaları 2 idi ikisinin de şurada. Ancak 2 ile 2'yi toplamıyorum direkt 2'yi yazıyorum buraya. Evet bu şurada dursun. Bu tarafı buldum. Şimdi buraya geçelim. 5 bölü 4 eksi 2 bölü 4 diyor. Şimdi yine paydalar eşit. 4 4 değil mi? O yüzden üst taraflarını çıkarabilirim. 5'ten 2 çıktı. Kaç kaldı? 3. Alt tarafı 4'ten 4'ü çıkarmıyorum. 4'ü direkt yazıyorum. 3 bölü 4. Bu tarafta 3 bölü 4. Şimdi aşağıya geçtiğimizde buraya yazmıştım. 4 bölü 2'yi. Buraya yazmıştım. 3 bölü 4'ü. Ne yapacağım? Çarpacağım. 4 bölü 2'yi. Bu aynı zamanda 2'ye de eşittir. Çarpı 3 bölü 4. Evet. Şimdi direkt 4, 3. Bunları çarpıyorum. 4 kere 3, 12 bölü 2, 4. Bunları çarpıyorum. 2 kere 4, 8. Şimdi 12 bölü 8'i buldum ama şıklarda yoksa ben buraya bilerek daha çok işlem yapayım diye şıkları koymadım arkadaşlar. Bunları sadeleştirmemiz gerekiyor. Bunların ikisi de aynı anda 4'e bölünebildiği için ikisini de 4'e böleceğim. Sadeleştirmek, bölmek demektir. 12'ye 4'e böldüm. 3. 8'i 4'e böldüm. 2. Sorumuzun cevabı 3 bölü 2. Bununla ilgili alıştırmalar için videolarım var. İnceleyebilirsiniz. Tanesi 25 TL olan kitaplardan 3 tane alırsam kaç lira veririm? Hemen basit bir soru. Bakın en başta bu soru yine 10 saniyelik ancak ben şöyle yapıyorum. Bakın 25 artı 25 artı 25. Bu işlemi yapabilirim ancak bize eğer burada 8 tane deseydi bütün 8 tane 25'i mi yan yana yazacaktık? Hayır. Toplamanın kısa yolu neydi? çarpmaydı. Hemen 25 ile 3'ü çarpıyoruz. 5 kere 3 15 elde var 1. 3 kere 2 6 bir de elde 75 lira sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Evet az kaldı. Babam evimizde evimize 3500 TL'ye dolap 3 2350 TL'ye masa aldı. 2000 TL'sini satıcıya verdi. Satıcıya kaç TL borcu kaldı? Şimdi kaç paraya malzemeler almış? Onları bulalım. 3500 dolap, 2350 masa harcadıklarımızı bir toplayalım öncelikle. 0 5 8 5 5850 lira harcamış. Kaç para vermiş henüz? 2000 TL vermiş. Şurada da 5850'den 2000 azaldığı için ne yapacağım? Çıkartacağım. Kaç TL borcu kaldığını bulacağım. Hemen bulalım. Burada 0, 5, 8, 3. 3850 TL borcu kaldı babamın. Evet yukarıda verilen değerlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yukarıda verilen değerler hayvanların ağırlıkları arkadaşlar. Tavşan 6 kilogram, kurt 150 kilogram, ayı da 750 kilogram. Şimdi A seçeneği tavşanın ağırlığı kurdun ağırlığına eşittir diyor. Doğru mu? Yanlış. Bizden de yanlış olanı istiyor ama diğerlerine de bakalım. Ayı en ağır hayvandır. Doğru. En hafif olan hayvan tavşandır. Doğru. Tavşan ve ayının ağırlıkları toplamı 756'dır. Evet bu da doğru. Ayının ağırlığı kurdun ağırlığının 5 katıdır. Bu da doğru. Yani 5 ile çarpacağım. Kurdun ağırlığını 5 ile çarparsam 750 kilogram olduğunu görüyorum. Cevabım yanlış olan A seçeneği ve son sorumuz bir geometri sorusu. Üçgenler açılar sorusu çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi A 138 A 38 olarak verilmiş. Ve bize diyor ki buradaki x'ler B açısıyla C açısı birbirine eşit. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı kaçtı? Bunu bilmemiz gerekiyor. Hepsinin toplamının 180 olması gerekiyor. Evet şimdi 180 olması gerekiyorsa ben bu ikisini bulmak için önce 38'i 180'den çıkarmam gerekiyor. 180'i yazdım. 38'i çıkaracağım. O ikisinin kaç olduğunu bulacağım. Kaç kalmış? Kaç derece? 2 burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı 4 1 bu ikisine, iki tane x'e 142 kalmış. Bize diyor ki sadece bir tane x kaç derecedir diyor sorunun sonunda. İki tanesi 142 ise bir tanesi ne yaparız? Yani yarısını istiyor. Yarısı deyince bölme işlemi yapıyoruz. 142'yi de 2'ye öleceğiz arkadaşlar. Cevabımız 71 derece olacak. devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Dini inançlarının etkisi B. Hayvancılıkla uğraşmaları C. Göçebe yaşam sürmeleri D. Taşımacılıkta attan faydalanmaları Evet bakın arkadaşlar eserlerini taşınabilir mallardan yani bir yerden bir yere götürebilirler. Bununla ilgili nedeni tam olarak nedir? Göçebe yaşam sürmeleridir arkadaşlar. Biz taşınabilir malzemelerden yapmasının nedeni olarak C seçeneği göçebe yaşam sürmelerini işaretleyeceğiz. 2. Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Mahmut'un eğitim ve bilime önem verdiğini gösterir? A. Şehirlere kadılar atayıp yargı işlerini düzenlemesi. Evet, kadılarla Eğitimin ilgisi yok. Yargıyla alakalı arkadaşlar. B. Alim, şair ve sanatçıları sarayında toplaması. Evet. Bu dursun arkadaşlar. Alim demek o dönemki bilgililer demek. Şair demek eğitimle ilgili. C seçeneği Hindistan'a sefer düzenlemesi eğitimle ilgili değil. D. Abbasi halifesinden sultan ünvanını almasa eğitimle ilgili değil, eğitim ve bilime önem verdiğini B seçeneğinde alim, şair ve sanatçıları sarayında toplamasından anlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir? Kurultay ilk Türk devletlerindeki mecliste arkadaşlar. A. Siyasi ve as, siyasi, askeri ve ekonomik kararların alınması. Evet bu kararlar alınıyor. B. Devlet yönetiminde önemli bir meclis olması. Demiştik kurultay bu dönemdeki meclisti. Doğru arkadaşlar. C. Kurultaya boy beylerinin ve hatunun da katılması. Evet kurultaya bu kişiler de katılıyor. D. Yönetimde son sözü kur sözün kurultaya ait olması yanlış arkadaşlar. Kurultayda bir karar görüşülür. Bir şeye karar verilir ancak en son sözü hükümdar söyler arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. 4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı erken ve klasik döneminde gelişme gösteren sanat dallarından biri değildir? A. Hat B. Ahşap ve taş işlemeciliği C. Heykel D. Dokumacılık E. Çinicilik Arkadaşlar Osmanlı'da hangisi yoktur? Heykelcilik yoktur. Çünkü heykeli put gibi düşündükleri için putun da İslam'da yeri olmadığı için heykel sanatıyla uğraşmamışlardır arkadaşlar. Soru 5. Bu metinden Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliği çıkarılabilir? Metni okuyorum. Mustafa Kemal 31 Mart Vakası'ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yapılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır. Evet, hangi özelliği çıkarılır? A) İleri görüşlülüğü, B) Eğitimciliği, C) İdealistliği, D) Sabırlılığı. Evet. Öngörüleri Doğru çıkıyor arkadaşlar. Bu da hangi kişisel özellik? A seçeneği ileri görüşlülüğü olacak. Diğer soruya geçelim. Bu bilgiye göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Evet bilgiyi okuyorum. Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'nde iken mahallemizdeki binbaşı Kadir Bey'in oğlu Ahmet askeri rüştiyeye yani ortaokula devam ediyor ve askeri üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Bakın mahalledeki bir diğer arkadaşına özenip hevesleniyormuş. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askeri rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gitmişti. Askeri rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu. Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim. Evet arkadaşlar, burada hem arkadaşına hem çevresindeki subaylara özendiği için cevabımız B seçeneği çevresi olacak arkadaşlar. Bir diğer soru. Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk'ün halkçılık ilkesine göre hareket edildiğinin göstergesidir? Halkçılık neymiş arkadaşlar? Bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olmalarını, devlet imkanlarından eşit olarak yararlanmalarını esas alan ve her türlü ayrımcılığı reddeden Atatürk ilkesidir. Evet, hangisi halkçılık ile ilgilidir? Şıkları okuyorum. A milli kültürün korunması ve geliştirilmesi bu milliyetçilikle ilgili arkadaşlar. B büyük yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesi bu da devletçilik ile ilgili arkadaşlar. Ekonomi ve paranın devlet tarafından gerçekleştirilmesi. C dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi bu da inkılapçılık ile alakalı. D sosyal ve ekonomik alanda kadınlara er kadınlarla erkeklere aynı hakların sağlanması yani eşitlik demektir. Bu da halkçılıktır arkadaşlar cevap. D seçeneği. Diğer soruya geçtik. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra yabancı okullar Türkiye için bir sorun haline gelmiştir. 1925 yılında bu okullarda Tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması, Türk müfettişlerce denetlenmesi, derslerde Türklük aleyhinde ifadelerin yer almaması kararları alınmıştır. Buna göre Türkiye'nin yabancı okullar konusunda sergilediği tutumla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir? Evet, okuyalım şıkları birlikte. A) Eğitim kalitesini arttırmayı, değil. Yani buradaki amacı o değil. B kapatılmalarını sağlamayı değil. Devam ediyor eğitim burada hepsinde. C milli kültüre zarar verilmesini önlemeyi amaçlıyor. Evet, yabancı okullardaki birkaç değişiklikle C seçeneği milli kültüre zarar vermesini önlüyor arkadaşlar. Cevap C. Diğer soru Milliyetçilik ilkesi, toplum ve devlet düzenini içerisinde, içerisinde inanç ve mezheplere saygılıdır. Sınıf ve zümre egemenliğini reddeder. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının işletilmesinde ulusallaşmayı amaçlar. Buna göre Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin bir laiklik, iki devletçilik, üç halkçılık ilkelerinden hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir. Şimdi maddeleri sırayla inceleyelim. Bir neydi? Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezheplere saygılıdır. Bu hangi ilkeyle ilgili hem milliyetçilik hem de laiklik arkadaşlar. İkinci madde sınıf ve zümre egemenliğini reddeder. Yani herkesin eşit haklara sahip olmasını savunur. Evet bu da ne ile alakalıydı bir önceki soruda da görmüştük. Halkçılık ile alakalı. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının işletilmesinde ulusallaşmayı amaçlar. Bu da kaynaklar, ekonomi, para ne ile alakalı? Devletçilik ilkesiyle alakalı. Evet, bu 3 madde hem milliyetçilik hem de laiklik, devletçilik, halkçılık arkadaşlar hepsi var. Hepsi ile ilişkili olduğu için cevap 1 2 3. Diğer soruya geçtik. Türkiye devletinin yönetim şekli hangisidir? Bu bir 8 yıl önce çıkmış soru arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cevap C seçeneği. Evet, yukarıda öze, yukarıda özellikler, aşağıdakiler savaşlardan hangisine aittir? İlk olarak şu soruyu okuyup anlayalım. Biz hangi savaş ile ilgili olduğunu bulacakmışız. Düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır. TBMM'nin otoritesi güçlenmiştir. İsmet Paşa komutasında yapılmıştır. O zaman Batı'da Yunanlılara karşı başarılı olunmuştur. Batı'da düzenli ordunun ilk askeri başarısı konu anlatımı videolarımda da size anlatmıştım. Cevabımız D seçeneği. Birinci İnönü Savaşı olacak. Evet. Atatürk bu sözüne göre şu soruyu okuyorum. Bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisine büyük önem vermiştir? Evet okuyorum. Milli memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Evet, zaten asker ordusunu biliyoruz. Bildiğimiz eli silahlı eli silahlı ordu. Diğeri de milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. İrfan yani bilgili insan ordusu o da eğitim ile alakalıdır arkadaşlar. Eğitime büyük önem vermiştir Atatürk. Evet tarihin son sorusuna geçiyoruz. 13. soru. Evet yukarıdaki sorunların çözümü soru okuyorum. Yukarıdaki sorunların çözümü aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır? Asker alma işlemlerinin yürütülmesinde sorunlar yaşanması Okul kayıtlarının tutulmasında sorunlar yaşanması, nüfus ve tapu işlemlerinin aksaması. Evet. Hangisiyle çözülmüştür? Üniversite reformu mu? Değil. Tevhidi Tedrisat Kanunu mu? Değil. Soyadı Kanunu mu? Evet. Evet, buradaki bütün belirsizlikler Soyadı Kanunu geldikten sonra çözüme kavuşmaktadır. 13. tarih sorusunu bitirdik. 5 coğrafya sorusuna geçiyoruz arkadaşlar. 14. soruyla devam ediyoruz. Ülkemizin bitki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde aşağıda verilen yerlerin hangisinde orman ürünlerinden elde edilen gelirin daha fazla olması beklenir? Evet. A Tokat ve çevresi, B Manisa ve çevresi, C Karaman ve çevresi, D Adıyaman ve çevresi, E Kastamonu ve çevresi. Arkadaşlar orman Orman deyince aklımıza Karadeniz bölgesi gelecek. Karadeniz bölgesinde de hangisi arkadaşlar bizim bilmemiz gereken? Bir Türkiye haritası. Türkiye haritasındaki bölgeleri iyi bilmemiz gerekiyor. Bölgelerdeki şehirleri iyi bilmemiz, kavramamız yeterli olacak EKPS zihinsel için arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği Kastamonu ve çevresi olacak. 15. soru bir yerde kış turizminin gelişebilmesi için karın yerde kalma süresi, yer şekilleri özellikleri yani dağlık mı, yüksekliği önemli, ulaşım imkanları, kar kalınlığı, sermaye yani para gibi etmenlerin uygun olması gereklidir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde bu turizm türünün gelişmesi daha güçtür, daha zordur diyor. Yani kış turizmi bizim için önemli. Kış turizmi Bolu'da olur, Bursa'da Uludağ'da olur. Kayseri, Erciyes'te olur. Erzurum Palandöken'de olur. Ancak Antalya'da kış turizmi olmaz arkadaşlar. Antalya'da ne turizmi olur? Yaz turizmi olur. Denize girerler insanlar. 16. soru. Bu durumun aşağıda verilenlerden hangisini daha az etkilediği söylenir? Durumu okuyalım. Türkiye'de coğrafi konum, yer şekilleri, üç tarafının denizlerle çevrili olması ve benzeri özellikler dolayısıyla iklim çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bunlar ile ilgili olarak hayvancılık faaliyetlerini etkiler, tarım ürünü çeşitliliğini etkiler, ulaşım imkanlarını etkiler, yer şekilleri, dağlık yerlerde ulaşım daha zordur. D seçeneği maden çeşitliliğini etkilemez. Çünkü şöyle bir yer düşünün. Yer şekilleri neyi etkiler? Buranın üstündeki faaliyetleri etkiler. Ancak yer altındaki madenin bu yukarıdaki bahsedilen durum ile ilgisi yoktur arkadaşlar. Turizm etkinliklerinde etkiler üç tarafının denizlerle çevrili olması Cevap D seçeneği. Diğer soruya geçtik. Türkiye ekonomisinde enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Enerji nakil hatlarından gelen gelir. Nakil nedir? Taşıma. Taşıma için bizim en önemli özelliğimiz nedir? Sermaye değil, iş gücü değil, siyasi otorite değil, kültürel özellikler değil, coğrafi konum. Türkiye, burada Asya var, burada Avrupa var. Türkiye tam şurada arada olduğu için burada taşımacılıktan, geçiş ücretlerinden fazlasıyla para kazanmaktadır. Bu da coğrafi konumu ile ilgili konum. Yer demektir. Coğrafi yeri. Bu kavramları bilin arkadaşlar. Karşılaştığınızda yabancı kalmayın. Diğer soruya geçtik. Coğrafyanın son sorusu. Beşinci sorusu. Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğunlukta olduğu için ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapılabil yapılabilmektedir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Yani nüfusu azdır. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Yukarıdaki parçanın başında diyor ki: Yaşadığı yerde yüksek, engebeli alanlar çoğunlukta diyor. Yani yer şekilleri bu şekilde arkadaşlar. Yüksek ve engebeli. Yani temel nedeni yer şekilleri olacak. Böylece coğrafyaya nokta koyuyoruz. 6 soruluk vatandaşlık testine geçiyoruz. 19. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerden değildir? Bakalım yüksek mahkemelerle ilgili bir açıklama var. Vatandaşlar mahkeme kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurabilirler. Bu mahkemelerde görüşülen davanın sonucu kişiye bildirilir. Böylece uyuşmazlık adil bir çözüme kavuşmuş olur. Bu tür mahkemelere yüksek mahkemeler denir. Evet arkadaşlar, yüksek mahkemelerden değildir diyor diyor. Danıştay bir yüksek mahkemedir. Yargıtay bir yüksek mahkemedir. Anayasa bir yüksek mahkemedir ancak ceza mahkemeleri yüksek mahkeme değil. Burada ceza mahkemelerinde verilen kararlar yüksek mahkemeye aktarılır itiraz dahilinde. Evet, diğer soruya geçtik. Türkiye'nin tüm anayasalarında egemenliğin millete ait olduğu ifadesi korunmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir. Bakın egemenlik millete ne ile alakalı? Milli irade ile alakalı arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde kararı halk verir, millet verir. Burada milli irade demek milli karar demektir. Böyle de düşünebilirsiniz. Diğer soruya geçtik. 21. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı, yargı ise şurayı artık siliyorum. Yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır. Evet bakın bu durum aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Güçler ayrılığı, güçler birliği, güçlerin farklı farkları, güçlerin benzerleri, benzerliği. Evet. Hepsi bakın yasama etkisi farklı bir yerde. Yürütme etkisi farklı. Ayrı. Yargı ise bağımsız mahkemelerce. O da ayrı. Yani güçler birliği değil. Güçler ayrılığı. Bu ifade güçler farklarıyla karıştırmayın. Cevap A seçeneği olacak. Diğer soru 22. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal faaliyetlerin öğrencilere kazandırmak istediği tutum ve davranışlardan biri değildir? A insan haklarına saygılı birey olarak yetiştirmek. Evet. B planlı ve etkin çalışma yollarını göstermek. Evet. Bilgileri sorgulamayan bireyler haline getirmek. Burada sorgulamayan ifadesi yanlış arkadaşlar. Bilgileri sorgulayan ve öğrenmeye çalışan bireyler haline getirmektir. Çevremizdeki olaylara karşı duyarlı vatandaşları yetiştirmek doğru. C seçeneği yanlış arkadaşlar. Diğer soruya geçtik. Demokrasi, insan hakları ve vatandaşlık kulübü öğrencileri bir pano hazırlayacaklardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Öğrencilerin panoya asacakları afişlerden biri olamaz. Evet. İyi bir yurttaş nasıl olunur? Evet. Demokrasi, insan hakları, vatandaşlık ile ilgili. B. İnsan insana zulüm etmez. Evet, insan hakları ile alakalı. C. Yaşasın demokrasi ve hürriyet. Burada da demokrasi geçiyor. Bu da olur. Ormanları koruyalım. Bu ne ile alakalı arkadaşlar? Çevre ile alakalı. Demokrasi, insan hakları ve vatandaşlık kulübünün panosunda olmaz. Diğer soruya geçtik. Oy kullanarak sınıf başkanının seçilmesi öğrencileri aşağıdaki davranışlardan hangisini kazandırır? A) Demokratik ilkeleri kabullenme B) Çevreyi ve doğayı koruma bilincine sahip olma C) Planlı ders çalışma bilincine sahip olma D) Okuma alışkanlığı edinme Bakın D seçeneğinden başlayarak gidelim. Oy kullanmak okuma alışkanlığı ile ilgili değil oy kullanmaya alışmak sınıf başkanlığı seçiminden daha sonra 18 yaşını geçtikten sonra devletin başına geçecek kişiyi seçme olacak. C planlı ders çalışma bilincine sahip olma oy kullanma ile ilgili değil. Çevreyi ve doğayı koruma değil. Demokratik ilkeleri kabullenme demokratik ortak karardır arkadaşlar. Yani biz oy verdik ancak oy verdiğimiz kişi seçilmedi diğeri seçildi. Bu demokratik ilkeleri kabullenme ile alakalıdır. Evet, güncel bilgiler ile devam edelim. Olimpiyat bayrağındaki 5 halka neyi temsil eder? A denizleri, B kıtaları, C Birleşmiş Milletlerin 5 daimi üyesinin, D olimpiyat alanlarını, E hava olaylarını. Evet, renkli farklı renklerde 5 halka kıtaları temsil eder arkadaşlar. Çünkü dünyanın her yerinden olimpiyatlara katılanlar olmaktadır. Diğer soru. Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üreticiliği, üretileceği fabrika nereye kurulmaktadır? A. Karacabey, B. İznik, C. Gemlik, D. Armutlu, E. Soma. Evet nereye? Bursa'ya, Bursa'nın bir ilçesine kurulacak arkadaşlar. Bursa'nın Gemlik ilçesine bu fabrika kurulacak. Cevap C seçeneği. Diğer soru: Dünyadaki binlerce bitki ve hayvan türünün yok olmasına neden olan, insan yaşamını etkileyen meteorolojik afetlerin artmasına sebep olan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? Deprem değil, yeraltı, küresel ısınma, daha genel bir tabir bütün bu olayların sebebi olarak gösterilebilir küresel ısınma doğru cevap olacak B seçeneği. Diğer soruya geçtik. 1999 yılında Marmara'da meydana gelen deprem ülkemizde büyük acılara sebep olmuştur. Yunanistan, Almanya, Japonya gibi birçok dünya ülkesi ülkemizin yardımına koşmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sağlanmasında etkili olmuştur? Evet, ekonomik gelişmenin değil bir ilgisi yok ülkelerin bize yardıma koşmasıyla. B. ihracatın artmasının değil. C. Uluslararası dayanışmanın, yardımlaşmanın. Evet, tamamen bununla ilgili arkadaşlar cevap C seçeneği. Diğer soru. Popüler kültür toplumu sürekli tüketime yönlendiren, kitleleri kendine bağımlı hale getiren bir yapıdadır. Bu kültür kitle iletişim araçlarıyla oluşturulan yani televizyon, telefon, bilgisayar ile sosyal medya ile oluşturulan ve yaygınlaşan bir kültürdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün yayıldığı yerlerden biri değildir? Evet. Kitle iletişim araçları diyor burada. Televizyon kanalları öyle, gazete ve dergi sayfaları, öyle reklam afişleri aynı şekilde popüler kültürü yansıtıyor ancak Oyun alanlarında böyle bir durum söz konusu değil. Evet 30. ve son soruya geçtik. Kuruluş amacı insanın yaşadığı çevreyi etkileyen tüm o konularda uluslar arası işbirliğini kolaylaştırmak. Çevreyi korumak, hükümetlerin ilgisini bu konuda çekmek ve sorunların çözümünde maddi destek sağlamaktır. Yukarıdaki amaçları verilen uluslararası kuruluş hangisidir? A UNICEF, B WFP, C UNEP, D FAO. Evet açılımlarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yanlarına verdim. Evet cevabımız çevre 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 diye söylendiği için Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP olacak cevabımız böylece. 30 soruyu hep birlikte çözdük. Gelebilecek soru tiplerini ve konuları buradan çalışabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.